İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Mersin Gazetesi. 60 yıl enerji üreteceğiz. Akkuyu devreye girdiğinde petrol fiyatları daha yüksek olabilir. Bu durumda fosil yakıtla üretilen elektrik bizim üreteceğimiz elektrikten daha pahalı hale gelebilir. Samsun-Mersin demiryolu ve otoyolu projesi başlatılacak. Muharrem İnce, Demiryolu ve Otoyollar Entegre Projesi'nin ilk etabında Samsun-Mersin Demiryolu ve Otoyolu Projesi başlatılacaktır. Ulaşım altyapısı geliştirilirken önceliklerimiz ihtiyaç ve kaynak dengesine göre belirlenecektir, dedi. Kadın Gazetesi. Duvarlara kadın eli değdi. Ortaca'da ressam Eda Uyman, kadın dayanışmasını ön plana çıkarmak amacıyla ilçede yeni kurulan Ortaca Kadın Eli Kooperatifine ait binanın duvarlarını renklendiriyor. Annemi öldürmesin diye sakladığım silahla babamı vurdum. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde babası Kemal Künilli'yi annesini dövdüğü ve ölümle tehdit ettiği sebebiyle öldüren Dilara Künilli, ilk duruşmada suçunu itiraf ederek "Tek amacım ondan sakladığım silahı ona doğrultarak korkutmaktı," dedi. Çukurova Gazetesi. Kuşlar yuvasız kaldı. Silifke'deki Göksu Deltası, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsünde olmasına karşın maalesef korunamıyor. Hemen her yıl çıkan yangınlara geçtiğimiz cuma günü bir yenisi daha eklendi. Türkiye'deki 450 kuş türünden 328'inin görülebildiği, florasında 441 bitki türü barındıran deltada çıkan yangına arazi şartları nedeniyle müdahale edilemedi ve 50 dekar alan kül oldu. Coşkuyla kutladık. Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı. Öğrencilerin şiir okuduğu ve Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterilerini gerçekleştirdiği törende Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı sporcuların trambolin gösterileri nefesleri kesti. Tören karate ekibinin şovuyla son buldu. Törene Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Hakimiyet Gazetesi. Mersinliler tek yürek oldu. Mezitli Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Özgürlük Yürüyüşü'ne katılan binlerce vatandaş tek yürek olup adeta sel gibi meydanları doldurdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Ferhat Göçer'i gençlerle buluşturdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Ferhat Göçer hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Haberci Gazetesi. Trafik artacak uyarısını dikkate almıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Karaduvar'da sürdürdüğü yeni yol projesinin sahil yolu ulaşım bütünlüğünü bozacağı ve trafiği artıracağı uyarılarını dikkate almayan Başkan Kocamaz projeyi meclisten geçirdi. Türkan Saylan Parkı açıldı. Kız çocuklarıyla ilgili çalışmaları ve eğitime verdiği destekle tüm dünyaya örnek olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Onursal Başkanı Profesör Doktor Türkan Saylan'ın ismi Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde açılan parka verildi. Ölümünün 7. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın da 99. yıl dönümünde açılan Türkan Saylan Parkı'nın açılışında duygu dolu anlar yaşandı. İmece Gazetesi. 20 milyonluk katlı kavşağı yapay çim. Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 ay gibi kısa bir sürede yapımı tamamlanan ve yaklaşık 20 milyon 500 bin lira proje maliyetiyle hayata geçirilen Egemenlik katlı kavşağı geçen Nisan ayında açıldı.
Halk dilinde battı çıktı olarak bilinen katlı kavşağın açılmasının ardından belediye ekipleri orta refüje beton dökerek üzerine yapay çim halı bıraktı. Orta refüjün yanı sıra katlı kavşağın birkaç bölgesine daha yapay çimle donatıldığı gözlemlendi. 12 ay boyunca iklimi çim yetiştirmeye uygun olan Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir çalışma yürütmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Ekmeğini çöpten çıkarıyor. Bu ayıp Mersin'in. Mersin'de iftar vaktine saatler kala çöpte bulduğu ekmek, domates, biber ve meyve parçalarını temizleyerek yanında bulundurduğu poşete dolduran kadının görüntüsü yürekleri sızlattı.